Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5500 TL olan en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle Mart ayı enflasyonu 3 Nisan 2023 pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Mart ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşti. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için üçüncü veri oldu. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre Mart ayı enflasyon oranı aylık bazda %2,29, yıllık bazda ise %50,51 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi YFE ise yıllık %62,45, aylık %0,44 arttı. Faruk Erdem'in haberine göre yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Örneğin kök maaşı 4000 TL olan bir emekli için taban maaş 5500 TL yapılmıştı. Bu emeklinin alacağı maaş şimdi 7500 TL'ye çıktı. Temmuz ayında yapılacak artış bu emekli için 4000 TL'ye göre yapılacak. Böylece taban maaşın üzerinde alan emeklilerle fark korunuyor. Örneğin 4000 lira maaş alan bir emekliye şu an 7500 TL ödenecek. Temmuz ayında bu emekliye yüzde %30 zam yapıldığında yeni kök maaşı 4000 x yüzde %30 eşittir 5200 TL'ye çıkacak.